السلام على رسول الله محمد سيد الأولين والأخير مدد يا رسول الله مدد يا سادة أصحاب رسول الله مدد يا مشايخنا الدستور وما شاء الله فاز الله سيد محمد الله الحقاني مدد طريقة الصحبة والخير في الجمعية إنما بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلح بين أخويكم الله عز وجل مؤمنون kardeştir diyor. Kardeşler arasını bulun. Yani kardeşler arasında husumet, dargınlık filan olmasın. Onu öyle olmayınca Allah'ın rahmeti üzerinize olur. Allah'ın rahmeti insanlar, Müslümanlar için en büyük berekettir. En büyük sevaptır yani o fazilettir. İstediğimiz şeydir o. İnsanlar onu bilmiyor. Kendi aralarında husumet yapıyorlar. Kardeşler arasında mal için, mülk için, başka şeyler için devamlı bir husumet olur, küslük olur. Onları şeytanlardır. Şeytan sizi birbirinize düşman etmeye ister. Allah Azze ve Celle birbirinize kardeş olup, yani anadan babadan kardeş olmasan da Müslüman bir Müslüman kardeşidir. O nasıl kendisine iyilik isterse, kardeşine iyilik istermesi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanın kamil iman yani hakiki iman olacak insanın yani Müslümanlara da o kendisine istediği iyiliği onlara da isteyecek. O da isteyince olunca da kendisine de büyük fayda var. Hem maddi fayda olur hem manevi fayda olur. Yani sen başkası iyi olunca sen kötü olacak diye bir şey yok. Bu düşünce şeytan düşüncesi. Kafirlerin düşüncesi. Onun için devamlı bir şey, sende bir şey iyilik oldu mu kendisinde gidiyor zannediyor. Halbuki Allah Azze ve Celle veriyor onu. Allah verdiği şeydir. Onlar zannediyor, onların düşünceleri çünkü küfür de öyle maneviyata hiç imanları olmadığı için sen de bir fayda olunca o benden gidiyor zannediyor. Budur yani düşünceleri, tefkirleri budur. Allah Azze ve Celle'nin tersinedir. Ne kadar siz birbirinize yardım ederseniz o kadar daha fazla bereket gelir, o kadar fazla iyilik olur. Bir şey eksilmez, çoğalır Allah'ın izniyle. Onun için dünya için, şey için Müslümanlara da iyilik istemek lazım. Onlara da hayırını istemek lazım. Onların da Allah yardımcımız olsun hepimizin. Şeytana kanıp da haset edip bunda var, bende yok diye deyince hem maddi şey olarak sen kaybediyorsun hem manevi çok büyük şey kaybediyorsun. Haset insan hiç hayatında rahat etmez. Bütün vakit şu aldı bu bende var, bende yok, şunda var, ben bunun daha fazla, benimki daha az diye hayat boyu üzüntüyle ezdehten geçinir. Allah muhafaza etsin şerrin, bu şeytanın şerrin, nefsin şerrinden Allah muhafaza etsin hepimizi. İman versin, kuvvetli iman versin bize. Aminallah tevfik. El-Fatiha.